Merhaba, ben Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Veysel Altuntaş, 10. sınıf, 3. ünitemiz şiir ünitesiyle dersimize devam ediyoruz. Gazel konusuyla devam edeceğiz bugün. Gazel konusu divan edebiyatının en önemli metin türlerinden biri, biliyorsunuz ki. Oldukça önemli, 9. metnimiz. Bir beraber Fuzuli'nin bir şiirini okuyacağız öncelikle ama öncelikle bu hazırlık sorularına bir bakalım. Birinci soruda diyor ki Osmanlı İmparatorluğu pek çok kültürü bünyesinde bulundururdu. Sizce bu kültür çeşitliliği, dili, edebiyatı, sosyal yaşantıyı nasıl etkilemiştir? Şimdi arkadaşlar tabii ki bir yerde ne kadar çeşitli kültür varsa aslında orası zenginlik ifade eder. Osmanlı İmparatorluğu da birçok kültürü bünyesinde bağlandırdığı için o kültürlerden etkilenmiş ve ortaya bir mozaik çıkmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Bu sosyal yaşantıda da böyledir. Edebiyatta da böyledir. Hep bu yaşantılar birbiriyle iç içe yaşamış ve birbirlerini aslında etkilemişlerdir. Bunu söyleyebiliriz. İkinci soruda yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı, klasik edebiyat gibi kelime gruplarının size çağrıştıklarını söyleyiniz. Kendi aranızda bunu konuşunuz ama herhalde yüksek zümre edebiyatı, saray edebiyatı gibi, Klasik edebiyat gibi kelimelerin aslında belirli bir zümreyi, belirli bir topluluğu ifade ettiğini ve kendi aralarında bu edebiyatı yaptıklarını, kendi aralarında anlaşılabildiğini, söylediğini, söylenebileceğini söylemek mümkündür. Şimdi beraber sizinle beraber önce şiir okuyalım. Sonra arkadaşlar kelime anlamları var burada zaten. Onlara da siz bakarsınız. Sonra sorulara geçmiş olalım. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı dert ider ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Gamım pinhan tutardım ben dediler yare kıl ruşen. Desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı? Şevi hicran yanar, Canım döker kan çeşmi gir yanım. Uyadır halkı efganım, kara bahtım uyanmaz mı? gül ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su. Habibim faslı güldür, bu ahar sular bulanmaz mı? Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Bana tan eyleyen gafil, seni gör geç utanmaz mı? ''Fuzuli rindi şeydadır, hem işe halka rüsvadır.'' ''Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı?'' Evet, ''Mefailun, mefailun, mefailun, mefailun'' kalıbında yazıldığını görebiliyoruz. Arus kalıbında yazıldığını söylememiz mümkün arkadaşlar. Burada e, bakın, metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları var. ''Fuzuli'' e, Kitabınız var sizin yanınızda kitap o sözcükleri şiirlerin yanına yanındaki o kelimelerin yanına anlamlarını kısa bir ifadeyle yazıp sonra tekrar okumanız sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır arkadaşlar hem o şiirin derinliğini anlamını göreceksiniz hem de o ahengi anlayarak okuduğunuz zaman çok daha farklı çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. Evet beraber metin ve türle ilgili açıklamalara bakalım okuduğunuz metin Divan şiiri nazım biçimlerinde olan bir gazelin örneğidir. Divan edebiyatı 8. özür dilerim. 13. yüzyılda Hoca Dehhani ile başlayıp 14. yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir. Saray edebiyatı, klasik edebiyat, yüksek cümle edebiyatı gibi değişik adlarla anılan bu edebiyat için en yaygın kullanılan isim divan edebiyatıdır. Bu adlandırmada şairlerin eserlerini divan adı verilen bir kitapta toplamaları etkili olmuştur. Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle oluşan bu şiir geleneğinin kendine özgü bir takım kuralları vardır. Geleneğin belirlediği bu kurallar içerisinde Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların sıklıkça, sıkça kullanılması, ağır, sanatlı, süslü söyleyişlere yer verilmesi, mazmun adı verilen kalıplaşmış sözlerin bulunması, soyut konuların daha çok işlenmesi, bütün güzelliği yerine parça güzelliğinin esas alınması ve benzeri örnekler sayılabilir. Okuduğunuz şiirde de yer alan beyitler aruz ölçüsü, mazmunlar, sanatlı söyleyişler, Arapça farsça tamlamalar, metnin divan edebiyasına ait olduğunun göstergeleridir. Bütün divan şairleri geleneğin belirlediği bu kurallara uymuşlar, ortak söz varlığının dışına çıkmamışlardır. Hoca Dehani ile başlayan bu geleneğin en tanınmış sanatçılarının arasından 14. yüzyılda Ahmedi, Süleyman Çelebi, 15. yüzyılda Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati, 16. yüzyılda Fuzuli, Baki, Hayali Bey, Taşlıcalı Yahya, 17. yüzyılda Nef'i, Nabi, 18. yüzyılda Nedim, Şeyh Galip, 19. yüzyılda Endurulnu Vasıf ve benzeri sayılabilir. Hatta Şeyh Galip divan şiirinin son büyük temsilcisi olması yönüyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. 18. yüzyıl önemli şairlerinden biridir arkadaşlar. Sepki Hindi akımına da sahiptir. Sepki Hindi akımından olduğu söylenir. Şiirlerinden de anlaşılır zaten. Okuduğunuz şiirde Fuzuli'nin en çok işlediği tema olan ayrılıktan dolayı duyulan aşk acısı anlatılmaktadır. Divan edebiyatının vazgeçilmez temalarından biri olan aşk, basit bir duygudan hastalık derecesine varan alışkanlık ve tutkulara kadar çeşitli boyutlarda işlenmiştir. Şair bunu divan şiiri geleneğindeki aşık-maşuk yani sevgili motifinden yararlanarak anlatmıştır. Divan şiirinde aşık aşk hastalığına yakalanmış dermanı olmayan derde düşmüş, sevgiliden yüz bulamamış, onun kapısında rezil rü, rezil rüsva olmuş biri olarak canlandırılır. Ancak divan şiiri zihniyetine göre bu durum aşık için utanılacak bir şey değil, aksine onu yücelten bir durumdur. Gazel Türk edebiyatına Arap edebiyatından geçmiştir. Arap edebiyatından geçmiştir. Divan şairlerinin en çok kullandığı nazım biçimlerinden biridir arkadaşlar gazeldir. Gazeller beyitlerle yazılır. Hatırlarsanız beyitler iki dizenin alt alta kullanılmasıyla oluşuyordu arkadaşlar. Kafiye düzenimiz de AAXAXAXA şeklinde şeklindedir gazelde. Gazellerde beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişmektedir. Gazelin ilk beytine matla, son beytine makta adı verilir. Matla'dan hemen sonraki beyte hüsnü matla, makta'dan bir önceki beyte ise hüsnü makta adı verilmektedir. Hüsnü matla ve hüsnü makta beyitlerinin matla ve makta beyitlerinden güzel olma şartı aranmaktadır arkadaşlar. Böyle bir gelenek var diyebiliriz. Şairin mahlasının bulunduğu beyte mahlas beyti ya da mahlashane adı verilmekte ve mahlas genellikle gazelin son beytinde yer almaktadır. Gazelin en güzel beyti beytül gazel ya da şah beyit olarak adlandırılmakta ve gazelin herhangi bir yerinde bulunmaktadır. Beyitler arasında anlam birliği bulunan gazeller yek ahenk gazeldiye adlandırılırken anlam birliğinden başka bütün beyitleri aynı güçte, değerde ve güzellikte olan gazeller için yek avaz ifadesi kullanılmaktadır. Bakın burada metni anlama ve çözümleme ifadesi geçiyor. Metinde geçen aşk daha doğrusu aşık ve maşuk yani sevgili nasıl tasvir edilmiştir diyor arkadaşlar. Metinler hareketle bunları aşağıdaki temaları siz doldurunuz lütfen. Ama şunu söylemek mümkün arkadaşlar. Burada o aşık için söylenecek olan şey dışarıdan bakıldığı zaman hasta, deli gibi aşık. Sevgilinin verdiği aşk acısından, cefadan usanmıyor. Sevgilinin peşinde koşmaya devam ediyor. Ve istediği sevgiliye bir türlü kavuşamıyor. Maşuk yani sevgili, sevilen kişi ise o da arkadaşlar cefa sevgiliye cefa çektirmekten usanmaz. Aşağı pek yüz vermez. Gül yüzlüdür, dünya güzelidir. Sihirli bakışları vardır. Bir bakış bakışıyla aşığı öldürebilir diyor biliriz arkadaşlar. İkinci dizede Diyor ki metinden alınan deüldüm ben sana mail sen ettin aklımı zail. Mana tan eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı diyor. Şimdi burada sen dediği kişi sevgili yani aşık olunan kişidir. Gafiller ise sevgiliyi aşığın gözünden göremeyen kişiler. Siz diyor o kadar gafilsiniz ki diyor o seni görsün zaman utanmaz mı diyorlar senin güzelliğini gördükleri zaman benim bu halime şaşmalarına gerek kalmaz. Çünkü sen o kadar güzelsin ki benim bu halim normal olması gereken bu zaten diyor aslında. Ve kendisi gibi görmeyen seni yani sevgiliyi kendisi gibi görmeyen kişilere ne demiş oluyor arkadaşlar? Gafil demiş oluyor. Üçüncü soruda metnin temasını bulunuz diyor arkadaşlar. metnin teması doğal olarak aşk ve aşk acısıdır diyebiliriz. E soruda açık ve ortuk ileti. Arkadaşlar açık ileti sevgiliye duyulan aşkın aşığı düşürdüğü durum, onu gözler önüne seriyor. Örtük ile örtük ileti de gerçek bir aşk, aşık sevgiliye sevgilisine duyduğu durumlar durumları ifade etmektedir ve aşkın insanın gözünü kör ettiğini ifade etmektedir diyebiliriz. E sizce gazelin en güzel beyti nedir? Diye sormuşlar. Bu tabii ki öznel bir ifade arkadaşlar. Yine siz e, bakınız diyoruz. E, şiirde söz konusu edilen aşıkla şair aynı kişi midir? Arkadaşlar evet aynı kişidir. görüyoruz zaten. Doğrudan şair yani şiirde söyleyici de doğrudan sevgiliye seslenmiştir diyoruz. E, aşağıda verilen edebi sanatları bularak diyor arkadaşlar. E, şemalara çiziniz diyor. Birincisine bakalım. Kamu bimarına canan devayı dert ider ihsan niçin kılmaz mana derman meni bimar sanmaz mı? Burada soru sarma sanatı var değil mi? Yani onun haricinde tecali arif yani bilip e, bilmemekten, bilmemezlikten gelme sanatı var. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkincisinde şey hicran yanar canım töker kan çeşmi gir yanım uyarur halka efkanun kara bahtum uyanmaz mı? Burada da gözyaşlarının kana benzetiyor. Bir benzetme sanatının olduğunu, teşbih sanatının olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Şiirdeki unsurları bulmuz diyor. Şimdi yukarıdaki şiirlere bakacak olursak genel manada arkadaşlar usanmaz mı, yanmaz mı, sanmaz mı, inanmaz mı, bulunmaz mı, değil mi? uyanmaz mı gibi şeylerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu böyle devam ediyor. Burada mığmiğinin ve mazmezin aslında redif olduğunu söylemek mümkün. Bu an en ifadeleri ise tam kafi olarak karşımızda durmaktadır diyebiliriz. Zaten aruz ölçüsü kullanılmıştır. Aliterasyonlarda da birçok kelime tekrarı ses tek, kelime tekrarında sevda kelimesi tekrar edilmiştir arkadaşlar. Aliterasyon da biliyorsunuz ünsüz üst, harflerin tekrarıydı. N, M ve Z seslerini sessizlerinin sıklıkla kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Okuduğunuz metinde cefa, murat, ruhsar, ihsan gibi kelimeleri doğru, doğru telaffuz etmeye çalışması yapınız. Lütfen siz de arkadaşlar pardon, evinizde bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz. İkinci soruda aşağıdaki parçada yer alan yay ayraç içindeki üç noktanın parçadaki kullanılma amacını söyleyiniz diyor. Bakın üç noktayı vermiş sonra şiir altında mı üstünde midir cenneti ala? El hak bu ne halet bu ne hoş bu havadır. İnsaf değildir anı dünyaya değişmek gürzarların cennete teşbih hatadır. Gördüğünüz gibi işte dizelerin, beyitlerin daha üstünde, altında ve en sonunda bir üç nokta var. Bu şun demek arkadaşlar aklınızda bulunsun. Bu, bu metinden önce yani şurada demek ki bu beyitten önce başka dizeler başka beyitler de varmış. Sonrasında başka beyitler de varmış. Buraları anlatılmamış. Bizim yani bizi ilgilendirmeyen bir kısım olduğu düşünüldüğü için buralar alınmamış. Sonra bizi ilgilendiren bir buraya getirilmiş. Sonra anlaşılıyor ki bunun devamı da var. Bu beytin devamı da var. Son beyit bu değilmiş demek anlamına geliyor. Bu üç noktanın parçadaki kullanımını arkadaşlar bunu söylememiz mümkündür diyorum. Okuduğunuz metinden hareketle divan şiirindeki sevgili tipiyle halk şiirindeki sevgili tipini karşılaştırınız diyor. Siz de arkadaşlar bir önce ki okuduğumuz oradaki işte koşmalarda değil mi okuduğumuz e, metinlerde Karacaoğlan'ın şiirindeki aşık sevgili e, tipiyle divan şiirindeki gazeldeki sevgili tipini bir karşılaştırınız. Birbirleriyle etkisi var mı? Birbirlerini etkilemişler mi bu iki anlayış? Ya da hak şiirinde nasıl bir sevgili, e, aşık anlayışı var? Divan şiirinde nasıl bir aşık anlayışı var? Bunlara bakmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.